Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden değerli sorular yapacağız, açıklayacağız ve güzel biçimde sizlere sunacağız. Mümkünse videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın. Zira ilk baştaki değil, sondaki sorulardan gelebilir. Genel olarak hızlandırarak bile olsa sonuna kadar izlemeye çalışalım arkadaşlar. Evet, YouTube kanalına abone olun veyahut da Instagram'dan takip edin demeyeceğim. Veyahut da uygulamayı yorum kısmına bıraktım, oradan indirin demeyeceğim. Hemen videoya başlıyorum arkadaşlar. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır demiş. Şıklarımız verilmiş. A1, B2, C3, D4 demiş. Şu kutsal kalemi böyle şuradan bir açayım ben. Evet, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Benim arkadaşlarım yasaktır demiş. Bakın, eğer 2 numaralı araç buraya devam ederse ne oluyor? Ters yöne girmiş oluyor. Bu sebepten dolayı yasaktır arkadaşlar. Bu levhamızda bize buranın girişi olmayan yol, yani ters yön olduğunu söylüyor. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir demiş. Deride kızarıklık olması, bilinç seviyesinin artması, vücut sıcaklığının artması, nabzın hızlı ve zayıf olması demiş. Bakalım doğru cevabımız ne demiş arkadaşlar? D şıkkı demiş. Yani nabzın hızlı veya zayıf olması arkadaşlar. Böyle bir durumda nabız hızlı olur fakat zayıf olur. Diyeceksin ki hocam niye? Adam şoka niye giriyor? Hızlı işte, ne güzel. Hızlı ama yetersiz olduğu için hızlı. Vücut onu tamamlamak için hızlı atıyor. Böyle bir şekilde gerçekleşiyor deyip devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim ve bakalım neler var. Doğru cevap A şıkkı demiş. Sorumuzu şöyle bir öncelikle soruyu okuyayım madem bu sefer. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir demiş. Bisikletin geçebileceğini, bisikletin giremeyeceğini, yolun bisikletlere ait olduğunu ve bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini şeklinde şıklarda verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki söyledik. Neye kaydı bu? Dur. Heh. A şıkkı olacak. Arkadaşlar ben bununla alakalı şunu söylemek istiyorum. Eğer yuvarlaksa işaretlerimiz tanzim işarettir. Yani yasaklama, kesin yargı bildirir. Üçgen ise böyle bir durum yoktur. Uyarı anlamındadır. Bisikletlilerin o yola aniden çıkabileceğini söyler. Sizin böyle bir durumda, yani üçgen işaret gördüğünüz zaman yapacağınız şey hızınızı azaltmak, takip mesafesini arttırmak. Genel olarak bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Sürücü belgesinin yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Trafikten süresiz men, para cezası ve ceza puanı, sürücü belgesine 6 ay el koyma, yeniden sürücü belgesi eğitimine tabi tutulma demiş. Arkadaşlar eğer yanınızda değilse para cezasını bir yersiniz. Bir damacana soy ikramı böyle kocaman. Ceza puanını da yersiniz. Sizi 3 evetle evinize uğurlarlar. O yüzden dikkatli olun. Yanınızda bulundurun arkadaşlar. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır demiş. Otobüs, traktör, otomobil ve iş makinesi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı otobüs olacak. Peki burada nasıl otobüs kullanıyor? Arkadaşlar öncelikle ne yapıyorduk? Yolumuz kontrollü kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı? Bunu anlıyorduk. Bu sorularda özellikle duruyorum çünkü bilemeyen çok var. Geçebilir diğer arkadaşlarım. Arkadaşlar eğer tabela varsa, polis varsa, ışıklı işaret cihazı varsa, yolda yere çizilmiş işaretler varsa burası kontrollü kavşaktır. Ama gördüğünüz gibi burada hiçbirini göremiyoruz. O halde peki ben burada müneccim miyim? Nereden bildim otobüsün ilk önce geçeceğini? Arkadaşlar kontrolsüz kavşaklarda bir polis varsa ilk önce o geçer. Bunu kesinlikle unutmayın. Polis, işte jandarma olur, ambulans olur, itfaiye olur. Bunlar ilk önce geçer. Ama bunlar yoksa şimdi anlatacağım şekilde olur. Baktık, bunlardan hiçbiri yok. Şimdi hocam traktör mü geçer? İş makinesi daha büyük, o geçer diyenler var içinizde. Sesim biraz kötü, kusura bakmayın. Burada arkadaşlar traktör ve iş makinesi en son geçecektir. Çünkü traktör ve iş makinesini biz söylemiştik daha önce de. En son geçmesi gereken şeyler bunlardır. Traktör, iş makinesi bunlar en son geçer. Peki hocam
Diğerleri nasıl geçecek? Eğer otomobil düz gidiyorsa zaten sıkıntı yoktu. Hangisinin geçeceğine bakmamıza gerek yok. İkisi de düz gittiği için ikisi de devam ederdi yoluna. Bakın. Çünkü birbiriyle kesişmiyorlar. Eğer burada dönüş yapıyorsa dönüş yapan araçlar en son geçer. Otobüs burada dönüş yapmadığı için ilk önce geçecek olan aracımız oluyor. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir demiş. Buji, manifold, karbüratör, tekerlek şantı şıklarda verilmiş. Arkadaşlar tabii ki doğru cevap A şıkkı bujidir. Bujiler kurum yapar arkadaşlar. Bu yüzden bujilerin belli kilometrede bir değiştirilmesi gerekir. Böylece hem performansı iyi olacaktır aracınızın hem de yakıt anlamında da tasarruf yapmış olacaksınız. Manifold aracımızda iki tane bulunuyor. Emme manifoldu. Bir de ne var arkadaşlar? Egzoz manifoldu. Emme manifoldu dışarıdan temiz havayı alıp ne yapıyor arkadaşlar? Yanma odalarına gönderiyor. Egzoz manifoldu ise yanmış olan atık gazları, yani bu egzozdan çıkan duman olmuş oluyor, dışarıya gönderiyor arkadaşlar. Karbüratör ise benzinli motorlarda ne yapıyor? Bizim aracımızın benzin hava karışımını hazırlayıp yanma odasına gönderiyor. 1 bölü 2 oranında yarı yarıya yani. Eğer küçük bir şaşma olursa zengin karışım olur ve aracımız düzgün çalışmaz. Tekerlek şantının böyle bir şeyle alakası yok arkadaşlar biliyorsunuz. Tekerlek şantını bilemeyen kendini damdan aşağı serinliğe bıraksın. Aşağıdakilerden hangisi normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür demiş. Antifriz, fren hidroliği, motor yağı, akü elektroliti şıklarda verilmiş. Şöyle. Evet, doğru cevabımız C şık olacak arkadaşlar. Akü elektroliti diyenler kendini damdan aşağı atsınlar. Ya da fren hidroliği diyenler kurşunlarım sizi. Doğru cevap C şıkkı motor yağı olacak arkadaşlar. Çünkü motor yağı eksildiği zaman aracımızda ısınma başlar. Isınmayla birlikte arkadaşlar şu elimizi birbirimize sürttüğümüz zaman ne oluyor? Bir ısınma var değil mi? Bunu saatlerce böyle hızlı hızlı sürttüğünüzü düşün. Ne olur? Eliniz tahriş olur. Bir de metallerin birbirine daha hızlı sürtündüğünü düşün. Orada çok hızlı sürtünme var çünkü. Ne olacaktır? Parçalar birbirine kaynayacaktır. Böylece motor zarar görecektir. Antifriz bizim soğuk havalar için donmasını, suyun donmasını engellemek için motor suyuna koyduğumuz bir madde. Fren hidroliği, frenin yağı için kullanılıyor arkadaşlar. Hem fren hidroliği vardır, bir de direksiyon hidroliği vardır. Yağ çeşididir bunlar. Akü elektroliti bizim akümüzde bulunuyor. Fazla vakit kaybetmeden devam. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir demiş. Motorun üzerine su dökülmesi, klima çalışıyorsa kapatılması, motorun stop ederek soğuk su ilave edilmesi, motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi demiş. Evet, aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir demiş. Motorun üzerine su dökülmesi, klimanın çalışıyorsa kapatılması, motorun stop edilerek soğuk su ilave edilmesi, motorun stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı klima çalışıyorsa kapatılması olacak arkadaşlar. Motorun yükünü ne kadar azaltırsak bizim için o kadar iyi, hararet derhal düşmeye başlayacaktır. Zaten fan vesaire çalışıyorsa. Delice göğüs yaralanmalarında kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir demiş. Bize pozisyonlar gösterilmiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerlerini de hemen şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Eğer hasta şok geçiriyorsa bu pozisyon verilir. Biz bu pozisyona şok pozisyonu deriz. 30 santimetre yüksekliğinde bir yükseklik oluşturulur ayaklarda. Kanın böylece beyne doğru gitmesi sağlanır. Bu görmüş olduğunuz koma pozisyonudur arkadaşlar. Komaya giren kişiye biz bu pozisyonu uygularız. Aklınızda bulunsun. Su soğutmalı motorlarda soğutma sisteminin parçası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Karter, karbüratör, radyatör, kulbütör şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız radyatör olacak arkadaşlar. Karter bizim yağ depomuz. Karbüratör biraz önce anlattım zaten. Radyatör neydi arkadaşlar? Soğutma suyuna depolu gidiyor. Bunları unutmayalım.
Şimdi gelelim bir diğerine. Geçen gün biriniz sormuş. Büyük ihtimalle karıştırıyorsunuz. Kulbütör ile karbüratörü. Karbüratör bizim dediğim gibi hava yakıt karışımını yapıp gönderiyor. Kulbütör ise bu motor silindiri var ya, bu bloğun üstünde svopların uç kısmı vardır. Oraya da kulbütör denir arkadaşlar. İçten yanmalı motorlarda svopların açık kapanmasını sağlıyor. Böylece hani önemli bir yer yine svopların üst tarafında o kısım diyebiliriz. Zaten size sık sık sorulmaz bu. Burada size karbüratör sorulur. Onu da ayrıyetten söylemiş olayım arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir demiş. Doğru cevap veriyorum. Durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacak. Eğer bunu görüyorsanız yakıtın bitmek üzere olduğunu, bunu görüyorsanız sis lambaların açık olduğunu, bunu görüyorsanız yağlanma sisteminde arıza olduğunu ve derhal aracınızı durdurmanız gerektiğini bilin arkadaşlar. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılmalıdır demiş. LPG, benzin ve motorin şıklarda verilmiş. Arkadaşlar bizim içten yanmalı dediğimiz motorlar, bugünkü bütün çalışan araçlar içten yanmalıdır. Değil mi? Herhangi bir artık eskisi gibi kömürle yanan bir araç var mı? Yok değil mi? O halde doğru cevabımız D şıkkı olacak. Çünkü çevremizde çalışan araçlar ya LPG ile ya benzinle ya da motorun bağımı diğer mazotla çalışıyor arkadaşlar. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir demiş. Motor yağını temizler, motor soğutma suyunu temizler, motorun emiş havasını temizler, araç içerisinde verilecek hava temizlenmiş olur demiş. Arkadaşlar doğru cevap D şıkkı. Polen nedir? Bir düşünün. Polen ağaçların birbirini döllemek için kullandıkları nedir? Bir üreme sisteminin parçası. Polenler o zaman nereye yapışır? Hava ile ilgili yerlere yapışması lazım, değil mi? Polen filtresi de bizim aracın içerisine temiz hava göndermek için kullanılan bir filtredir. Bunu da söylemiş olalım. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Flaşör arızalıdır, dispiratör arızalıdır, fren müşürü arızalıdır, geri vites müşürü arızalıdır demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Arkadaşlar fren müşürü denilen bir şey var. Eğer bu arızalı ise fren lambaları yanmaz. Ya da onun kablosu vardır, çıkmıştır, yanmaz. Buna baktırmanız basit bir şey yani. İyi olur öyle bir durumda. Şekildeki bir numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre bir numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır demiş. 35, 50, 70 ve 140 verilmiş. Arkadaşlar doğru cevap 35 olacak. Bunu ben daha önce de anlattım nasıl hesaplandığını. Verilen sayıyı devamlı olaraktan kaça böleceğiz? 2'ye. Hocam 80 verildi. Gene mi 2? Evet 2'ye. Hocam 90 verildi. Gene mi 2? Evet 2'ye. Böl 2'ye. Zaten size yakın ufak bir rakam verir. 300 verecek değil. 300'le giden bir araç yok. Verdiği zaman onu böl 2'ye, çıkan sonuç takip mesafesini verecektir arkadaşlar. Bir de mesela 88-89 kuralı vardır. Neyle ilgilidirler? Bu da neyle ilgilidir arkadaşlar? Yine araçların takip mesafesiyle ilgilidir. Katalitik konvertör bulunan araçla hangi yakıt kullanılmalıdır demiş. Alkol, kurşunsuz benzin, süper benzin ve gaz yağı ışıklarda verilmiş. Doğru cevap B şıkkı, kurşunsuz benzin olacak. Katalitik konvertör doğaya zarar vermemesi için bunları süzen bir sistemdir diyebiliriz arkadaşlar. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilmelidir. Sadece zehirleme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır. Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir ekseriyetle. Hani çünkü en güvenli taşıma yöntemi budur diyebiliriz. Verilen bulgular kazazede de aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. Konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi morarıyor, acı çekerek ellerini boğazına götürüyorsa aha hemen diyeceğiniz şey solunum yoluna yabancı bir cisim kaçmıştır. He,
hiç konuşamıyor ve acı çekerek ellerini boğazına götürüyor ve morarıyorsa bu kişi tam tıkanma yaşıyordur. Hemlik manevrası yapılır. Nasıl yapıyordu hemlik manevrasını? Kişinin arkasına geçiyoruz. Göğüs kemiklerinin bitmiş olduğu yerden hızlıca ne yapıyoruz? Kendimize doğru çekiyoruz. Böylece çıkartıyoruz. Bu bir. Eğer konuşabiliyorsa ama yine de acı çekiyorsa o zaman tam tıkanma değildir. Yarım tıkanmadır. Bunu da ayrıyetten bilelim. Bazen tam tıkanma ile normal yarım tıkanmayı sorabiliyorlar. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıt sürücüleri yaptığı asli kusurlu hallerden sayılır demiş. Yalnız 4, 1 ve 7, 1, 3, 7, 2, 6, 7 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı yalnız 4 olacak arkadaşlar. Ne yapmış? Kendisi pamuğu tıkanmak için, pamukçu amca ile tanışmak için ters şeritten gidiyor. Yakında kendisini Azrail Reis ile tanıştırıp pamuğu da tıkayıp göndereceğiz arkadaşlar. Ağızdan ağıza suni solunum yapacak olan kazazede de boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması, başın altına yastık konularak sırt üstü yatırılması, sırt üstü yatar pozisyondayken başın geriye doğru olması, sırt üstü yatar pozisyondayken çenenin göğüse değecek şekilde olması demiş. Arkadaşlar doğru cevabımız sırt üstü yatıracağız hastayı. Başı geriye, çeneyi yukarıya doğru kaldıracağız. Böylece ağzımız tam oturacak ve kolay bir biçimde nefes aktarılması olacaktır. Eğer çeneye yaklaştırırsak arkadaşlar, ne olur çeneyi göğüse yaklaştırırsak olacak iş bellidir. Kişi burada bir bükülme olacağı için rahat nefes üflenemeyecektir. Yine görüntülü bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir demiş. Yine durdurup inceleyebilirsiniz. Ben doğru cevabı hemen verip üzerinde konuşmak istiyorum. Evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bu levhayı görüyorsanız bütün kısıtlama ve yasaklamalar bitmiştir. Oo, hocam o zaman ben 100, normalde 100 ile gitmem gerekiyor. 200 ile gidebilirim burada. Bu o demek değil arkadaşlar. Bu işte sollama yasağı vardır. Bu bitmiştir. 50 km hız yasağı vardır, bu bitmiştir. Ama diyelim ki bitti dedi. Ne olacak o zaman hız? Arkadaşlar mesela şehir içinde kaçla gidilmesi gerekiyor normalde? 50 ile. Ama 30 ile gittin diye hız sınırı vardı. Artık 30 kalktı ama en fazla 50 ile gidebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani yolun izin vermiş olduğu senin aracın için en hızlı gidebileceğin şekle kadar gidebilirsin. Yine üstünü kullanman yasaktır. Burada görmüş olduğunuz araçlar için sollama yasağının bittiği, burada görmüş olduğunuz 50 km hız sınırının bittiği, burada görmüş olduğunuz ise sollama yasağının başladığını bizlere bildiriyor. Araçlar için sollama yasağı, geçme yasağı diyebiliriz. Verilenlerden hangileri kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir demiş. El freninin çekilmesi, kontağın kapatılması, LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması verilmiş. Arkadaşlar bu soruda zaten hepsi olacak. Daha önce de böyle bir soruyu anlatmıştım aynı şekilde. Bakın bazınız sormuş hocam uygulamada tekrar eden sorular var. Neden böyle? Arkadaşlar özellikle günlük şeylerde attığımız şeylerde biz her gün sınava giren kişilere soruyoruz. Kardeşim hangi sorular çıktı? Anlat bize. Kişi anlatıyor bize. Bak şu 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 sorular çıktı. Biz de onun yoğunluğuna göre benzer soru çıkmışsa onu size vermek istiyoruz. Yani amacımız sizin tekrarlı soruları görerek o soruya aşinalığınızı oluşturmak. Evet, devam edelim o halde. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Ehil hayvanların giremeyeceğini, ehil hayvanların yola çıkabileceğini, vahşi hayvanların yola çıkabileceğini, yayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini. Benim kardeşim gitmiş geçenlerde ehil hayvanların giremeyeceğini demiş. Bir de bunun aynı şekilde geyikli olanı vardır. Onda da vahşi hayvan çıkabilir anlamındadır. Benim arkadaş gitmiş vahşi hayvan çıkamazdı işaretlemiş. Mübarek, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayvanlara okuma yazma mı öğrettin? Nereden anlıyorsun bunu? Yani ona bir dikkat edelim. Doğru cevap bu arada ehil hayvanların bu bölgeden geçebileceği. Koyun olur bu, inek olabilir, değişir. Burada ne? İnek biraz daha evcil bir hayvan ya. O sebepten dolayı böyle bir şey koyulmuş. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? Yol çizgisi, ışıklı işaret cihazları, trafik polisinin sayısı, karayolundaki taşıt sayısı demiş. Yol çizgileri olacak arkadaşlar. Şeritler zaten buna göre belirleniyor değil mi?
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşırı halay çekilmesi, horon tepilmesi şeklinde. Ben girersem ağzınıza bana kızarsınız değil mi? Ağzıma böyle bir yumruk indiresiniz gelir. O yüzden geçmeyeyim. Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi. Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu biraz daha net okumak istedim çünkü önemli. Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi, taşıma esnasında baş, boyun, gövde ekseninin korunması, kazazedenin sırt üstü düz pozisyonda yatırılması, kazazedenin hareketsiz hale getirilmesi demiş. Doğru cevabımız A şıkkı, omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi buna sebebiyet verecektir. Arkadaşlar aman diyeyim bakın. Adam ağaçtan düşer. Hemen koşturup kalk kalk hemen hastaneye demeyin. Adam yatsın sabit dursun arayın ambulansı ambulans alsın oradan. Yani eğer illa ki de götürecekseniz baş, boyun, gövde ekseni düz tutacak şekilde bir böyle düz bir zemine yatırarak öyle taşıyın. Tamam? Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır demiş. Doğru cevap veriyorum yine. Bu olacak arkadaşlar. Bakın zaten ok yönünden de buradan itibaren yolun bölündüğünü ve artık ayrı ayrı yönlerde trafiklerin ilerleyeceğini söylüyor. Burada yavaşlama çizgilerini görüyoruz arkadaşlar. Ne yapıyor? Buraya yaklaşırken kavşak noktasına yavaşlamanız gerektiğini söylüyor. Önce bir tane çizgi olur, sonra 2, 3, 3, 3 diye gider. 4'e iner. Takır 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 böyle gidersiniz. Burada görmüş olduğunuz çizgiler ise bu alana girmenin yasak olduğu, taralı alana girilmez işarettir. Bu yolun ortasında çizili bir biçimde bulunursa yol ver anlamındadır. Genelde tali yoldan çıkıyorsanız bunu size gösterirler. Yürümeyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcı bir kolu boşta olacağında merdiven ya da bir yerden rahatla destek alabilir. Bu yüzden acil taşıma teknikleri içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir demiş. A. İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası şıklarda verilmiş. Doğru cevap A şıkkı olacak. İtfaiyeci yöntemi olacak arkadaşlar. Rentek manevrasını araçtan çıkarmada kullanıyoruz. Baş, boyun, gövde ekseni düz tutarak tıpkı bir ağacın devrilmesi gibi kendi tarafımıza çekip götürüyoruz. Sürükleme yöntemi ayağından veyahut da koltuk altından tutarak sürükleniyor kişi. Eğer alırsa hemlik manevrası ise arkadaşlar biraz önce anlattım. Kişinin arkasından dolanıp hızlıca bastırmayla oluşuyor. Hatta ben size bir saniye bununla alakalı bir görsel göstereyim diye düşündüm. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada itfaiyeci yöntemini görüyorsunuz. Omuzda taşıma yöntemi şu kısa kalemi tekrardan elime alayım. Şurada hemlik manevrasını görüyorsunuz. Bakın kişinin arkasına geçilmiş yapılıyor arkadaşlar. Bakın kaburgaların hemen bittiği nokta. Horgıl-Nielsen yöntemi eğer ağızda ve burunda kanama varsa o zaman bu şekilde nefes alıp verdirme yapılır arkadaşlar. Suni solunum bu şekilde yapılır. Sırttan bastırdığınızda nefes verir kişi. Dirseklerden kaldırdığınız zaman nefes alır. Sürükleme yöntemini de yine burada görüyorsunuz. Ayak bileklerinden veyahut da koltuk altından olmak üzere. Trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Aracın hızını arttırması, hızını azaltması, öndeki aracı geçmemesi, ilk geçiş hakkını yayalara vermesi demiş. Doğru cevabımız A şık olacak. Aracın hızını arttırması yanlıştır arkadaşlar. Böylelerde yerlerde sollama yapılmaz. Hız azaltılır ve dikkatli biçimde geçilir arkadaşlar. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Yavaşlaması, vites küçültmesi, uygun hızla seyretmesi, yolcu indirip bindirmesi. Doğru cevap D şıkkı. Yolcu indirip bindirmesi yasaktır arkadaşlar. Bu şeritte eğer indirirseniz de o kişiyi son görüşünüz olur. Genelde İmam amcanın tezgahına uzatırlar. Hız sınırlarını %30'dan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınabilmesi için aynı suçun 1 yıl içerisinde kaç kez işlenmesi gerekir demiş. 5, 4, 3 ve 2 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. 5 olması gerekiyor. Eğer 130'dan fazla yakalanırsanız böyle hızlı kullanırken geçmiş olsun deriz arkadaşlar. Trafik işaretinin adı nedir demiş. Düşük banket, dikkat, okul geçidi, yol ver demiş.
Doğru cevabımız dikkat olacak. Arkadaşlar bu levha tek başına bulunmaz. Genelde bir çukura yaklaşılıyorsa, kasislere yaklaşılıyorsa veyahut da bir yol çalışması alanına yaklaşılıyorsa veyahut da korna çalınacaktır. Mesela korna çalınmaması gerekeni durur. Genelde yanında bir tabela bulunur. Dikkat, dikkat çekme anlamında gösterilir. Hangisi durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür demiş. Kalp masajı, atelle tespit, köprü tekniği, röntgen manevrası şıklarda verilmiş. A şıkkı kalp masajı olacak arkadaşlar. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metre aydınlatması gerekir? 250, 200, 150, 100 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız D şıkkı 100 olacak arkadaşlar. 100 metreye aydınlatması gerekir. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır? Soğutma fanı sökülür, motorun soğuması beklenir, vantilatör kayışı gevşetilir, radyatör sıcaklığının artması beklenir. Doğru cevap B şıkkı, motorun soğuması olacak arkadaşlar. Eğer soğumadan açarsa yüzünüze buhar gelir, yakar arkadaşlar. Işıklı işaret cihazında aşağıdakilerden hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? Aralıklı yanıp sönen sarı ışık, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık, kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık demiş. Yolun kapanmak üzere olduğunu diyorsa arkadaşlar, kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. Yo, burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık olacak arkadaşlar. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. Yolun kapanmak üzere. Arkadaşlar soruda yanlış işaretlenmişlik. Eğer trafiğin kapanmak üzere oldu. Hayır arkadaşlar, doğru cevap C şıkkı olacak. Yeşil ışık yanıyorken sarı ışık yanıyorsa artık yolun trafiğe kapanacağını, ondan sonra da kırmızının yanacağını bilmeniz gerekli arkadaşlar. D şıkkı büyük ihtimalle yanlışlıkla işaretlenmiş. Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? Soğuk içecekler içirilmesi, şok pozisyonda yatırılması, sıkan giysilerin gevşetilmesi, temiz hava almasının sağlanması denmiş. A şıkkı olacak, soğuk içecekler içirilmesi olacak arkadaşlar. Hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? Kan, kalp, eklem, kan damarları verilmiş. Arkadaşlar bunu bilemeyeni gerçekten dövüyorlar. C şıkkı eklemler olacak. Karayollarında seyreden araçların yüklenilmesine ilişkin usullere göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Araç dengesinin korunması, trafik güvenliğinin dikkate alınması, taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi. Arkadaşlar bir hıçkırık tuttu. Bildiğiniz böyle hopluyorum olduğum yerde. Doğru cevabımız bu arada ne olacak? Oldu ya. Niye geçmiyor? Evet, doğru cevap D şıkkı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, eğer taşınan yükün üzerine yolcu, araç bir şey koyarsanız, sonuç itibariyle güzel bir ceza yersiniz. Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının yakılması zorunludur demiş. Şerit değiştirmede, sağ ve sola dönüşlerde, bir aracın geçimi esnasında demiş. Arkadaşlar zaten direksiyon eğitiminde göreceksiniz. Sağda park etmiş bir araç göreceksiniz. Mecburen sola yanaşmak için sinyal vereceksiniz. Yani her anda sinyalde olacak eliniz. Doğru cevabımız bu arada D şıkkı olacak. 1, 2 ve 3 olacak. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönünde hareketi kesinlikle yasaktır demiş. Arkadaşlar 3 numaranın olması lazım. Neden? Çünkü 3 numaranın görmüş olduğunuz gibi oradaki levha U dönüşünün yasak olduğunu söylüyor. Burada da 3 numara U dönüşü yapmış oluyor. Hocam 2 numara da U dönüşü. Hayır, 2 numara L dönüşü yapmış oluyor arkadaşlar. Sağa doğru. Şekle göre bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır demiş. Hızı azaltması, öndeki aracı geçmesi, takip mesafesini arttırması, duraklama yapmaktan kaçınması demiş.
B şıkkı olacak. Aracı geçmesi olacak arkadaşlar. Çünkü önü görünmeyen bir yol, böyle bir yolda levha olmasa bile geçiş yapmak yasaktır arkadaşlar. Ülkemizde 112 acil telefon hattı öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır demiş. İtfaiye, ambulans, polis imdat, jandarma imdat şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı, ambulans olacak arkadaşlar. Ama artık biliyorsunuz hepsi birleştirildi. Duruma göre eğer durum yaralanma ise veyahut da ondan sonra bir kaza ise duruma göre oradan zaten polisini, jandarmasını da gönderiyorlar. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çizginin yolda ayrıcı görev yaptığı, diğer şeride geçilemeyeceği, öndeki aracın geçilebileceği, iki yönlü karayolu olduğu demiş. C şıkkı, öndeki aracın geçilebileceği olacak arkadaşlar. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir demiş. Arkadaşlar, takograf cihazı bizim yük ve yolcu taşıyan, böyle uzun süreli mesafeler yük ve yolcu taşıyan, otobüs gibi, kamyon gibi araçlarda bulunan ve sürücünün çalışma dinlenme süreleriyle yaptığı hızları anlık olarak kaydeden ve bir noktaya vardığı zaman polis basıyor mesela ona, tıkır tıkır şu kadar hız yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış diye rapor veren bir cihaz. B şık olacak doğru cevabımızda. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalarda C neyi ifade eder demiş. Solunumun değerlendirilmesi, kan dolaşımının değerlendirilmesini, sindirim sisteminin değerlendirilmesini, hava yolu açıklarının değerlendirilmesini şıklarda verilmiş. Doğru cevap B şık olacak. Kan dolaşımı değerlendirilir ve devamlı sağlanır arkadaşlar C'de. Devamını neyle sağladığımızı biliyorsunuz. Kalp masajı ile. Karayolundaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır demiş. 6 ay hapis cezası verilir. Trafikten ömür boyu men edilir. Sürücü belgesi varsa alınır. Zarar karşılanır ve masraf ödetilir demiş. Arkadaşlar aman diyeyim zarar vermeyin. Yani gerçekten çok ciddi masraf ödersiniz. Bir tanesi bu yolun içindeki kameralara traktörle çarptıydı. Çok ciddi bir para vermişti o zaman. 160 bin lira mıydı neydi? D şıkkı olacak doğru cevap bu arada. Hangisi tehlikeli viraj yön levhası anlamındadır demiş. Şıklar verilmiş. Evet doğru cevabımız bu olacak. Diğerlerinde arkadaşlar görmüş olduğunuz bu tren yoluna kontrolsüz tren yolu geçidine yaklaştığınızı söyler. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar ileride bir dönel kavşak olduğunu, dönel kavşağa yaklaşıldığını, geriye kalan bu ise arkadaşlar sağa dönmenin yasak olduğunu söylüyor. Genelde dönerseniz ters yöne girmiş olursunuz arkadaşlar. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir demiş. Böyle durumlar için ben size söylemiştim daha önce de. Bir tane dikdörtgen çizin şöyle. Türkiye haritasını aklınıza getirin. Neydi? Kuzey, güney, batı ve diğer kısım da neydi? Doğuydu. O halde sağdaki neyi gösterecek arkadaşlar? Doğuyu gösterecek. Hangisi otoyolda gidebilir demiş. Bisiklet, lastik tekerlekli traktör, çekiciler, motorsuz araçlar demiş. Arkadaşlar bunların hiçbiri giremez. Yalnızca çekici girebilir bu otoyola ve diğer araçlar girebilir tabii. Bunlar giremez arkadaşlar. Çünkü aşırı süratli ve transit geçiş için ayrılmış yollardır. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır demiş. 5, 10, 15, 20 şıklarda verilmiş. A şık olacak. 5 olacak arkadaşlar. Videomuz burada son buluyor. Umarım faydalı video olmuş olur arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.